Boz mu diyoruz? Es alıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında düzenlediğimiz festivallerle her yaştan insanın bu heyecana ortak olması. Eğer ki az önce Emniyet Genel Müdürlüğü havacılıkta Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan Yörüklerin çadırında duman tütsün diye gayret ediyoruz. Bir çocuk gelsin projesi kapsamında komşu ilimiz Adana'da düzenlenecek olan Teknofest'te yüzlerce Yörük öğrencimizi belediyemiz olarak götürüyoruz. Onlarla bir gün bir aradayız. Onlarla bir arada olmaktan da çok mutluyuz. Bu organizasyonda bu şansı bize verdiği için T3 Vakfı'na da teşekkür ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi bu yıl Teknofest 2024 komşu ilimiz Adana'da gerçekleştirecek. Teknofest'in Bir Çocuk Gelsin projesi kapsamında ilçemizde Toroslar'da yaşayan yaklaşık 2025 öğrencimizi Yörük Çocuklar Teknofest'e adı altında Teknofest'te buluşturacağız. Çocuklarımızın Teknofest'e giderek orada Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmesi, öğrencilerimizin vizyonunu geliştireceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayalim yazılımcı olmak. Teknofest'e gidip ülkemin icat ettiği teknolojik aletleri görmek için çok heyecanlıyım. Akıncı'yı, Kızıl Elma'yı gördüm ve insansız hava araçlarını gördüm. Burası harika bir yer. Babamla keçilerimizi güttük. Teknofest'e gidiyoruz. Kızıl Elma, savaş uçakları, helikopterler göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Teknofest'e geldim. Çok mutluyuz. İnsan araçları gördüm. Helikopterleri gördüm. Teşekkür ederim. Yörükler olarak çok mutluyuz. Bizim evladımız seçilmiş. Daha mutlu olduk. Kız çocuğu babası olarak Teknofest'e gideceği için mutluyum. Gururluyuz. Yani İHA'ları, SİHA'ları, Selçuk bayrakları görecek inşallah. Bunun için çok mutluyuz. Biz çiftçiler olarak çocuklarımızı Teknofest'e götürülmesinden çok memnunuz. Çocuğum Teknofest'e gittiği için çok mutluyum. İleri
görsün diye. Yörükler olarak ben çocuklarımızın Teknofest'e gidip geldikleri için çok mutluyuz.